Türk Tabipleri Birliği'nin Doktor Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü olan 17 Nisan'ı Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü olarak belirlediğini biliyor ve sağlıkçılarımızın öneminin vurgulandığı bu zor zamanlarımızda bugüne karşı kayıtsız kalmak istemiyoruz. Biz dur diyoruz. Sen de dur de. Dur de. Dur de. Dur de. Dur de. Bildiğimiz son verilere göre sizlere hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Nedendir bilinmez, sağlıkta şiddet son zamanlarda giderek ve oldukça artmış bulunmaktadır. Sayılarla bahsedecek olursak son 10 yılda %60 oranında artmıştır. 2017 yılında 15.000, 2018 yılında 17.000, 2019'un sadece Ekim ayına kadar olan süreçte 19.000 şiddet vakası yaşanmıştır. Alo 113 Beyaz Kod uygulamasına göre 2012 yılının Mayıs ayından 2019 yılının Ağustos ayına kadar olan süreçte toplam 91.355 şiddet vakası bildirilmiştir. Sağlık çalışanlarından 4'te 3'ü hayatında en az bir kere şiddete maruz kalmaktadır. Bunlar elimizde bulunan verilerdir. Peki önemli olan bu söyleyip geçtiğimiz sayılar mıdır yoksa dokunulan hayatlar mıdır? Daha hoşgörülü, sağduyulu, bilinçli hale gelerek sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklar yapıp hayatın başrolü olan sağlık hakkındaki hizmetlerini küçümsemeyelim, hor görmeyelim. Var olan bu şiddeti hep beraber durduralım. Biz sadece sağlıkta şiddete karşı olmakla kalmayıp şiddetin her türlüsüne karşı duruyoruz. Bu çağda bu ilkelliğin son bulmasını istiyoruz. Şiddet ne bir yol, ne de bir çözümdür. Şiddet gören herkesin sesi olabilmeyi çok isteriz. Biz bir ucundan başlayarak sizlerle birkaç kötü anı paylaşmak istiyoruz. Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde bir hasta yakını, pratisyen hekim olarak zorunlu hizmetini yapan doktorun yanına gelir ve çocuğuyla ilgilenmesini söyler. Nöbet süresi bir saat geçmiş olan doktor, zaten muayene olmuş ve ateş düşücü tedavi uygulanmış hastayı kendi doktoruna yönlendirmesi üzerine şiddet görür ve ölüm tehdidi alır. Doktor hasta yakın yanından kaçarak polise gider ve şikayette bulunur. Can güvenliğinin olmadığını ısrarla söylemesine rağmen gözaltına alınan hasta yakını kısa bir süre sonra serbest bırakılır. Onlar bizim sağlığımız için evlerine geç dönüyor. Onlar da birilerinin annesi, babası, çocuğu, kardeşi. Onlar iyi olmazlarsa iyileştiremezler. Geçtiğimiz senelerde çocuk acil servisinde görev yapmakta olan bir doktor, nöbeti sırasında doktor arkadaşını hasta yakınından korumaya çalışırken hasta yakını tarafından kafasına kaldırım taşıyla vurularak yaralandı. Bu olayın ardından gazetelerde mağdur doktorun ifadelerine değil, saldıran hasta yakının ifadelerine yer verildi. Faili aklamaya yönelik yapılan gazetecilik yanlış algılar yaratır. Yanlış algılarla sağlıkta şiddetin önüne geçemeyiz. Yani de 6 yıldır hekimlik mesleğini yapıyordu. Bu zamana kadar hekimlik mesleğinin en zor yanının uykusuz kalmak, nöbetlere kalmak ya da ailesinden uzak kalmak olduğunu sanırken, yaşadığı bir olayla aslında en büyük zorluğun insanlar tarafından amaçlarının ne olduğunun anlaşılmamasıydı. Hastası iki kez kalp krizi geçirmişti ve ikisinde de geri döndürmeyi başardılar. Fakat üçüncüsü gerçekleştiğinde ellerinden gelen bütün müdahaleleri yapmalarına rağmen maalesef hastayı kurtaramadılar. Hasta yakınları ilk ikisinde sevinçle ve böyle hediyelerle onları karşılarken, üçüncüsünde birden değiştiler. Masada hastasıyla ilgili rapor yazarken gelip onu ittiler, tekmelediler ve boğazını sıktılar. Diğer hasta yakınları da diğer doktor arkadaşlarına saldırıyordu. Bir anda bir kuvvet ekibi geldi ve olayı önlediler. O esnada yoğun bakımda bir hastanın daha kalp krizi geçirdiğini öğrendiler. Hemen ona müdahale etmeye gittiler. Boğazınız sıkılmış, darp edilmişsiniz ama yine de hastanız için ayağa kalkıp koşarak onun yanına gidiyorsunuz. Hastayı kurtardılar. Hasta çok gençti ve yaşama dönmeyi başardı. Bazen doktorlar da ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen hastalarını kaybedebilirler. Bu benim hastam olabilir, sizin hastanız olabilir. Onlar elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hangi doktor hastasının ölmesini ister ki? Hasta yakınlarının yaşadığı acının aynısını emin olun ki doktorlar da yaşıyorlardır. Bizlerin hayata daha güzel bakabilmesi için,
gözlerimizin kararmaması için, doktorların bizim yanımızda zamanında ve yerinde olabilmesi için onların da hayatta olması gerekiyor. Hayatta ve sağlıklı bir şekilde olması gerekiyor. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan bir psikiyatriyoruz bunu. 18 yaşındaki hastası tarafından, onasından, silahla şakağından vurularak öldürüldü. İlaçların yan etkilerini görmek gayet normaldir ve birçok hasta bu durumla karşılaşabilir. Sizce de öyle değil mi? Fakat ilaçlarının yan etkisini gören bu hasta, doktorunu işte bu sebeple öldürdü. Açıklamasında ise, içimde birine bir şey yapmak vardı, kime ne yapabilirim diye düşünüyordum. Aklıma düştü böylece dedi ve silahı ateşlediği anda kendinde olmadığını söyledi. Bu sebeple bir canı almak, bir aileyi yerli bir etmek bu kadar basit mi gerçekten? Onlar için hastalarının sağlığı, canı bu kadar değerliyken ve bütün uğraşları onları korumak iken, hastalar için doktorlarının canı bu kadar ucuz mu? Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan bir hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Ölüm haberini alan hasta yakını 3 kız kardeş, yoğun bakım basıp doktora tokat atıp "Babamı bu ellerle mi öldürdün?" diyerek defalarca sözlü ve fiziksel şiddette bulunuyor. Klinik personeli tam beyaz kod verecekken saçından çekip başını mervere vurarak bayıltıyorlar. Hemşirelere tehditler ve hakaretler ediyorlar. Hayatımızı kurtarmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için bu kadar emek veren insanlara zarar verirsek nasıl sağlıklı bir gelecek bekleyebiliriz? Susuyoruz. O susuyor, sen susuyorsun. Susma, dur de.